Sevgili dostlarım merhabalar. Yeni bir halk arz videosuyla yine baş başayız. Şimdi öncelikle haber kaynağımız olan Arz Haber'e teşekkür ediyoruz. Arz Haber'imizin arkadaşlarım isterseniz cebinize indirebiliyorsunuz. Bunu da buradan söylemiş olalım. İsterseniz Telegram kanalına da kaydolabilirsiniz. Yakinen takip ettiğimiz sevdiğimiz hocalarımızdan bir tanesi. Play Store'dan da isterseniz uygulamasında indirebilirsiniz. Evet, konumuza dönecek olursak arkadaşlar, Rambo Politika Karbonat Sanayi Ticaret AŞ halka arz bilgileri şu şekilde. Arkadaşlarım 10 milyon lot öncelikle halka arz olacak. Daha sonra da 2 milyon lot da ortak satış lot ise halka arz edilecek. Yani toplamda 12 milyonluk bir halka arz var. Yani 12 milyonluk bir halka arza bizler giriş yapabileceğiz. Peki sabit fiyatta talep toplayacak. Ana pazarda arkadaşlarım bu hisse senedi işlem görecek. Ek satış ve fiyat istikrarı yok arkadaşlar. Yani şunu demiyor işte eğer isterseniz ek bir lot verebilirim. 1000 lot, 2000 lot veya da 1 milyon lot, 2 milyon lot verebilirim demiyor. Ve de fiyat istikrarı da yok arkadaşlar. Şimdi fiyat istikrarı olanla olmayanı şu şekilde karşılaştırabiliriz. Mesela Maren'de fiyat istikrarı yoktu. Bunda da fiyat istikrarı yok. İsterse halk arz fiyatının 50 katına çıkar. İsterse de halk arz fiyatının altına düşebilir. Günlük alım emri taahhüdü var arkadaşlarım. 5 gün boyunca günlük alım emri girecek bu vatandaşlar. İşlem kodu ise RN Pol olarak belirlenmiş durumda. Info yatırım halka arza liderlik edecek. Buradan info yatırıma da çok teşekkür ediyoruz. Yani beğendiğim aracı kurumlardan bir tanesi olduğunu da söyleyebilirim. Peki Rainbow Politika Karbonat halka arz fiyatı belli mi? Evet arkadaşlarım belli. 9 lira 90 kuruştan hisse senedi halka arz olacak. Arz büyüklüğü ise 118 milyon 800 bin liralık bir halka arz büyüklüğü var arkadaşlar. Peki bu şirket nasıl dağıtılacak? Eşit dağılım yöntemi olacak arkadaşlar. Yani zengine de aynı yanlış anlamasınlar. Fakire de aynı mantığıyla. Peki hangi kurumlardan alacağız? Arkadaşlarım eşit dağılım olan bakın eşit dağılım olan bütün hisse senetlerini bütün aracı kurumlardan alabiliriz arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olalım. Yani bunu illa da işte mesela bazı videolarda söylemiyoruz. İşte eşit dağılım diyoruz. Geçiyoruz. Eşit dağılım varsa bütün aracı kurumlardan alabiliyorsun. Onu buradan söylemiş olalım. Peki bu hisse senedinde 2018'den 2021 yılına kadar neler yapılmış? Şirket kar mı ediyor, zarar mı ediyor? Bakalım bir kar zarar tablosuna baktığımız zaman 2018 yılında arkadaşlarım 1 milyonluk bir zarar var. 1,6 milyonluk bir zararı var. 2019 yılında zararı bitirmişler. 544 binlik bir kar etmişler. 2020 yılında 4,8 milyonluk bir kar etmişler. Fark ediyorsanız bakın yavaş yavaş kendilerini şeye hazırlıyorlar. Yani halka arza hazırlıyorlar. İşte SPK'ya başvuru yapacaklar ya. İşte biz işte örnek veriyorum 2018'de 1,6 milyon zarardayken bak diyorlar 2021 yılda biz 9 milyon 800 bin liralık bir karımız var diyorlar. Yani bizler artık halka arz olabiliriz diyorlar. Malumunuz SPK arkadaşlar şunu yapıyor işte şirketi değerlendirmeye alıyor. Diyor ki ya işte 3 yıl öncesinde 5 yıl öncesinde neydin şimdi ne oldun? Şirkette şayet büyüme potansiyeli varsa ona göre de halka arz yapıyorlar arkadaşlar. Peki halka arz gerekçesi ney? Ona da bakalım. Şirketin öz kaynaklarının güçlendirilmesi, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, büyüme hedeflerinin devamlılığını sağlanması, şirketin bilinirliğinin yurt içi ve yurt dışında yurt içinde ve yurt dışında ya bir yazma abi ya yurt içinde ve yurt dışında artırılması, rekabet gücünün artırılması, potansiyel müşteriler nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın artması, sürdürülebilir bir kurumsal yapının oluşturulması ve raporlama standartlarının geliştirilmesi gibi arkadaşlarım bir gerekçeleri varmış. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik bir düzeyinin yükselmesi, şirket paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde
gerekmesi durumunda daha düşük maliyette borçlanma imkanına kavuşulması olarak sayılabilir demiş. Arkadaşlar biz bunu en son nerede gördük diyecek olursanız Çan 2'de görmüştük. Yani işte şirket bilininin artması vesaire vesaire sanki oradan kopyalanmış, yapıştırılmış gibi bir şey olmuş. Peki en sevdiğim sahnedir bu. Halk arz gelirinin kullanım yerleri arkadaşlar. Halk arzdan elde edilecek işte birkaç tane vatandaş, işte bu ortak olan vatandaşlar. Toplamda zaten Selahattin Yücel'in toplamda 2 milyon adet fayın satışından elde edeceği toplamda 19 milyon 800 bin TL gelirden 639 milyon 639 bin 533 TL olan halk arz maliyetinin çıkarılmasıyla 19 milyon 160 bin 466 TL tarafından net gelir elde etmesi beklenmekte olup söz konusu gelir pay satışı yaptıkları tutar oranında Fatih Mehmet, Akbeyaz, Hüseyin Yücel, Ekrem Akbeyaz ve Selahattin Yücel'in tasarrufunda olacaktır diyor. Yani şunu söylüyor. İsterse şirkete yatırım yapabilir. İsterse kredi borcu varsa onu ödeyebilir. Yani tasarruf bu vatandaşlarda. Yani şunu demiyor, işte şirketin kasasına gelecek. İşte şirkette işte şunu yapacak, bunu yapacak demiyor. Bunların tasarrufunda arkadaşlar. Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artımı kapsamında elde edilecek kaynaklar. Evet, %35'i veya da %45'i şirketin finansal borç, faiz ve ana para ödemelerinde. Yani diyor ki bizim şirketimiz borçlu. Şimdi eksi artı yapalım. Borçlu. Biz öncelikle işte %35'lik ve %45'lik bir kısmıyla diyor borçlarımızı bitireceğiz diyor. Tamam. Yani bitireceğiz de demiyor. Borçlarımızı ödeyeceğiz diyor. Artık ne kadarlık borcu varsa. %25'i ile 35'inin işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanacak arkadaşlar. Burasının ben %50 olmasını isterdim. Yarım artı diyorum buraya. Şöyle yarım artı yapalım. %15 ile %25'inin şirketin üretim kapasitesinin artırılması kapsamında yapılacak yatırımların finanse edilmesinde buraya artı diyebiliriz arkadaşlar. %5 ile %10'un enerji tasarrufu sağlayacak öz tüketim amaçlı güneş enerji santrali GES yatırımının finanse edilmesinde kullanılmasına ihtiyaç duyması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılmasına karar verilmiştir diye buna da artı diyebiliriz arkadaşlar. Ne oldu? Şimdi 2,5 artıya bir eksi gibi bir şey oldu. Yani şu borç kısmını lütfen bize açıkla. Sayın hocam. Sayın patronum, şu borç kısmını bize açıkla. Şunu de işte farz ediyorum. Halk arz gelirinden gelen %35'lik kısmıyla şirketimizin örnek veriyorum işte 5 milyonluk bir borcu var. 5 milyonluk borcunun işte farz ediyorum ödedikten sonra 2 milyonluk borcu kalıyor gibi veya da hiç borcu kalmıyor gibi bize biraz açıklama yapmak biraz zorundasın gibi hisset. Sizler de tabii bu videonun altına arkadaşlarım yorum yapın. Şirkete bunu atalım en azından. Diyelim ki bak insanlar bunu merak ediyor. Şirketi merak ediyorlar. Ne borcunuz var? Ne alıyorsunuz? Ne satıyorsunuz diye. İnsanlar bunu merak ediyor diye şirkete atalım bunu. Finansal borçların geri ödenmesi şirketin 30.06.2021 dönemi itibariyle kısa ve uzun vadede toplam finansal borcu 79.1 milyon olup halk arzdan elde edilecek kaynağın %35'i ile 45'ine karşılık gelen kısmı ile finansal borçlardan ana para ve faiz ödemesi yapılması öngörülmektedir diyor. Tamam. Bak arkadaş hemen burada cevap verdi bize. Şimdi sorduk hemen cevabı tak geldi. Pardon. İşletme sermayesi ihtiyacının fonlanması şirketin artan kapasite kullanım oranlarında artması beklenen satış hacmi ve tutarlarına bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacı da artmaktadır. Halk arzdan elde edilecek kaynak ile yapılması planlanan ek üretim hattı ile birlikte ortaya çıkacak. Ek üretim kapasiteleri de göz önünde bulundurulacak. Halk arzdan elde edilecek kaynak %25 veya da 35'lik kısmı ile karşılanacak diye paylaşmış. Buna da artı diyebiliriz arkadaşlarım. Evet. Kapasite artırım yatırımları var. Şimdi 2005 yılından bu yana oluklu polikarbonat levhalar, çatı panelleri, işte profiller vesaire bu tarz şeyler üretiyormuş bu vatandaşlar. Şirket halk arzdan elde edeceği kaynağında %15 ile 25'lik kısmı ile de 6 panel üretim hattı ve bir hat daha eklemeyi planlamaktaymış arkadaşlarım. Bu kısımda gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. En azından şirket büyümek istiyor diye düşünebiliriz. Öz tüketim amaçlı güneş enerji santrali GES yatırım arkadaşlarım %5 ile %10'la karşılık geliyor malumunuz.
kendi öz tüketim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylelikle enerji giderlerini azaltmak maksadıyla bir megawatt oluyor herhalde kapasitesinde çatı üstü lisanssız güneş enerji santralleri kurmayı planlamaktaymış. Bu kısma da başarılı diyebiliriz. En azından elektriğe vereceği para şirketin kasasında kalacaktır. Bu da hanesine bir artı olarak gelir. Günlük alım emri taahhüdü var arkadaşlarım. En güzel sahnelerden bir tanesidir. Günlük alım emri taahhüdü süresi her gün açılış seansında halka arz fiyatından info yatırım aracılığı ile toplamda 400 bin adet Fatih Mehmet ve 196 bin adet TL pardon bu TL Hüseyin Yücel için 116 bin TL, Ekrem Akbeyaz için de 54 bin 400 TL, Selahattin Yücel için de pardon 33 bin 600 TL nominal değerli günlük geçerli alım emri girecektir. Günlük alım emri taahhüdü kapsamında kullanılacak azami kaynak ortak satışı kapsamında elde edilen brüt kaynak kadar olacaktır diye paylaşımda bulmuşlar. Buraya da artı diyebiliriz arkadaşlarım. Gayet başarılı gibi gözüküyor işte. Açıklamalarını da yaptı. Yakınında takip edeceğiz. Şirketin herhangi bir haberi olursa da sizlere arkadaşlarım bu platform üzerinden bilgi vereceğiz arkadaşlarım. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Herkese hayırlı hafta sonları, hayırlı seanslar. Artık bizi günün hangi saatinde izliyor ve dinliyorsanız iyi geceler, iyi akşamlar diyelim. Gündüz izleyenler için de günaydın diyelim. Allah'a emanet olunuz.